2,5 metre ip alarak başlıyorum. Dört tane 4 milimlik piramit kristal aldım. İpimin ortasına doğru ilerletiyorum. İçlerinden bir kez daha geçiyorum. Boncuk ilerliyorum. Aralarına birer tane 11-0 boncuk yerleştiriyorum. Sıfır boncuk, 3 milim piramit kristal, 11,0 boncuk alıyorum ve çıkmış olduğum piramit kristalimi tekrar gerisinden girerek çaprazlıyorum. Sadece piramit kristalden geçiyorum. Ve diğer boncuğumu şu şekilde oturtmuş oldum. Boncuk, piramit kristal, boncuk ilerliyorum. Önümdeki piramit kristalimi de geçiyorum. Bir tane 11,0 boncuk aldım. Ve kırmızı piramit kristalimden
geçiyor. Sıfır boncuk alıyorum ve alttaki piramit kristalimden karşıya geçiyorum. Üste takmış olduğumuz piramit kristalimizin dört tarafına birer tane 11 sıfır boncuğumuzu yerleştirdik. 3 tane 4 milim piramit kristal aldım ve bu piramit kristalimi çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir sıfır boncuk aldım ve diğer piramit kristalimden geçiyorum. Bir tane 11 sıfır boncuk aldım. Diğer piramit kristalimden geçiyorum. Ve bu kristalimden de karşıya geçiyorum. İpim sağ tarafta. Bu kez renk değiştirdim. 3 milimlik diğer piramit kristalimi aldım. 11 sıfır boncuk, 3 milim piramit kristal, 11 sıfır boncuk aldım. Tekrar aynı piramit kristalimi çaprazlıyorum. Şu şekilde üste oturttum. Sağdaki piramit kristalimden ilerliyorum. Ve daha sonra ön kısımdaki piramit kristalimden de geçiyorum. Sıfır boncuk aldım. Yukarıdaki piramit kristalimden geçiyor. Sıfır boncuğumu aldım. Öndeki piramit kristalimden sağdan sola doğru geçiyor. Ve elimizde şöyle ipimizi yerleştiriyoruz. Bu kez de mavi renk piramit kristalimizi üst kısma oturtmuş olduk. 3 tane 4 milim piramit kristal aldım. Bu kristalimi çaprazlıyorum. Bir tane boncuk ilerliyorum. 11 sıfır boncuk aldım. Ve bu piramit kristalimden geçiyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve diğer piramit kristalimden geçiyorum. Dipteki piramit kristalimden de karşıya geçtim. Üste yerleştireceğimiz piramit kristali hep burada takıyoruz. 11 sıfır boncuk, 3 milim piramit kristal, 11 sıfır boncuk aldım. Çıkmış olduğum piramit kristalimi tersten girerek tekrar çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. Bir, iki tane piramit kristal ilerleyeceğim. Sadece piramit kristallerimden geçiyorum. Bir sıfır boncuk aldım. Üstteki piramit kristalime sağdan sola doğru giriyor. Bir tane daha 11 sıfır boncuk alıyorum. Bu kez soldan sağa doğru giriyorum. Ve elimle
sıkıştırıyorum. Bir tane daha mavi kristal takalım üste. 3 tane 4 milim piramit kristal aldım ve bu çıkmış olduğum piramit kristalimi çaprazlıyorum. Bir kristal ilerliyorum. 11.0 boncuk aldım ve bir kristal ilerliyorum. 11.0 boncuk aldım. Bir kristal ilerliyorum. Ve en dipteki kristalimden de karşı tarafa geçiyorum. 11.0 boncuk, 3 milim piramit kristal, 11.0 boncuk alıyorum ve çıkmış olduğum piramit kristali tekrar tersinden girerek çaprazlıyorum. Ve dik olacak bir şekilde boncuklarımın üzerine yerleştiriyorum. 2 tane piramit kristal ilerliyorum. 11.0 boncuk aldım. Üstteki mavi piramit kristalimden geçiyorum. Boncuk aldım. Bu kez sağdan sola doğru geçiyorum. Evet, 4 tanesini birlikte oluşturmuş olduk. Evet, üstte 11 tane kristal oluncaya kadar yaptım. Ben şöyle sadece bileğimin üstünde durmasını istiyorum. Şimdi bundan sonraki kısma kordonunu yapacağız. İpim sol taraftan çıkıyor. Şimdi benim şöyle boncuklarımın içinden dönüp şu boncuktan çıkmam gerekiyor. Boncuklarımın içinden geçiyorum. Ve sağdaki boncuğumdan çıkıyorum. 4 tane 11.0 boncuk aldım ve diğer boncuğumdan geçiyorum. Hemen öndeki piramit kristalimin içinden karşıya geçtim. Ve 4 tane boncuk ilerliyorum. Önce 2 boncuk, sonra 2 boncuk. İki tane 11.0 boncuk aldım. 2 boncuğumu çaprazladım. Artık işimi de şöyle çeviriyorum ve 2 boncuktan aşağıya iniyorum. 2 tane 11.0 boncuk aldım. 2 boncuğumu çaprazladım. Ve aşağıdan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk aldım, alttan çaprazladım, üstten aşağıya iniyorum.
Bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyorum. Evet, bu kadar uzunluk benim bilek ölçüm için yeterli oldu. Şimdi buraya boncuktan halkamı oluşturacağım. 7 tane 15 0 boncuk alıyorum ve boncuktan halkamı 15 0 boncuklarla oluşturuyorum. 15 0 boncuğu olmayan arkadaşlar 11 0 ile 5 ya da 6 tane boncuk alarak burayı oluşturabilirler. Şimdi üst kısma yine 15 sıfırla 3'er tane boncuk takacağım. Şöyle 3 boncuk alıyorum. Hemen yan taraftaki boncuğa giriyorum. Ve onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. 15 sıfır boncuğu olmayan arkadaşlar sadece şu kısmı yaparak işini tamamlayabilirler. 3 tane 15 0 boncuk aldım. Hemen yanındaki boncuğa girdim. Ve tekrar onun yanındaki boncuktan çıkıyorum. 3 tane 15 0 boncuk aldım. Yanındaki boncuktan giriyorum. Ve onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Başa geldiğimde karşı tarafa geçeceğim ve karşı tarafa da aynı şekilde 15 0 boncuklarımı dizip bu tarafın işini bitirip burada bıraktığımız iple bu tarafın kordon kısmını öreceğim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra birlikte kapamasını takacağız. Evet arkadaşlar, bilekliğimiz tamamlandı. Aynı şekilde karşı tarafının kordonunu da yaptım. Şimdi kapamasını takalım. Evet, bilekliğimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.